O zaman yüzlerce araştırma makalesine göre bireysel genlerin her birinde 35 bin varyasyon bulunmaktadır. Sadece bir gende İçsel durumunuzu değiştirmeye başladığınızda ve deneyim gerçekleşmeden önce minnettar olmaya başladığınızda net bir niyeti yükseltilmiş bir duyguyla birleştirirseniz ve bunu uzun bir süre devam ettirebilirseniz hücrenin dışındaki reseptör sitesini dürtüyorsunuz. Ve bu durumda ne kadar uzun yaşayabilirseniz o kadar çok geni uyarırsınız. Er ya da geç o gen açılır ve yeni bir protein üretir. Protein yaşamın bir ifadesidir. Yaşamın bir ifadesi de sağlığın ifadesidir. Birdenbire sadece düşünceyle vücudunuzun sağlığını değiştirirsiniz veya bolluğun ne olduğunu vücudunuz anlamaya başlar. Vücudunuz artık onu biliyordur çünkü artık otomatiktir. O artık ikinci doğanız olmuştur. Kaç kişi benimle? Benimlesiniz değil mi? O zaman ileri seviye atölyelerimizi yaptığımızda bir grup öğrenci üzerinde epigenetik test yapmak istiyorum. Yeni gelenlere yeni şekilde sinyal veriyor muyuz bilmek istiyorum. Sonucu zaten biliyorum ama bunu ispatlamak istiyorum. Neden? Çünkü bunun gerçekleştiğini gördüğünüzde ne yaptığınıza daha çok anlam vereceksiniz. Ona daha çok inanacaksınız, değil mi? Tıpkı hizmetçi gibisiniz, ne yaptığınızı anlıyorsunuz. O zaman olay gerçekleşmeden önce onu duygusal olarak kucaklıyorsanız, bu duygu da olayın nihai ürünüyse Bedeniniz artık çevrenizdeki gerçek deneyimle sadece düşünerek yarattığınız duyguyu ayırt edemez. Bedeniniz duygusal olarak yeni genleri sinyallemeye başlar. O zaman asalet geni vardır, değil mi? Onur geni vardır, değil mi? Cesaret geni vardır, değil mi? Canlılık geni vardır, değil mi? Dahilik geni vardır, değil mi? Oradadır çünkü. Kullanılmayı bekleyen %98,5 çöp DNA'ya sahipsiniz. Öyleyse potansiyeller kütüphanesi ve olasılıkların bir parça listesi var. Genleri yeni şekilde uyarmaya başladığınızda protein ifadesini değiştirmeye başlar. Çünkü gen protein üretir. Bir grup şeker hastası bir saat boyunca gülerse 23 yeni gen üretmiş olurlar. Aşırı stresli bir grup insanı alıp onlara meditasyonu öğretirseniz, sağlık için bağışıklık sistemlerini canlandıran 800'den fazla gen açmaya başlarlar ve stres tepkilerine bağlı olan 600'den fazla geni kapatırlar. Sadece farklı bir şey yaparak iç durumlarını değiştiriyorlar. Bir grup kanser olan erkek alırsanız ve nasıl düşündüklerini, nasıl davrandıklarını, ne yediklerini değiştirirseniz, sadece farklı seçimler yaptırırsanız, bu sayede 200 yeni gen düzenlerler. Bu bilimdir. O zaman çevrenizden önce o geni siz uyarabilirsiniz. Çünkü önceden derlerdi ki genler hastalık yaratır. Hatırlıyor musunuz? Sonra dediler ki hata yaptık. Aslında bu doğru değil. Hastalık yaratan genlere sinyal veren çevredir. O zaman nasıl oluyor da iki fabrika işçisi yan yana çalıştığında aynı kanserojen kimyasallara maruz kalınca biri kanser oluyor ama diğeri olmuyor? Dış çevreden daha büyük olan bir iç ortam vardır o zaman. Ve o iç ortam hala hücrenin dış çevresidir. Kaç kişi benimle o zaman varoluş halinizi değiştirdiğinizde bunu gösteren araştırmalar olduğunu anlamanızı istiyorum. Bir meditasyonda yeni genler üretirsiniz. Kapıyı çalmaya devam ederseniz, tekrar tekrar çalarsanız er ya da geç genin açılmasını programlarsınız ve bu olduğunda tohumu ekmiş olursunuz. Ve otonom sinir sisteminiz bunu devralır ve bunu sizin için yapar.